Yuvarlak masanın amacı netti. İngiliz İmparatorluğu'nun dünya çapında payidar olmasını sağlamak ve tüm dünyayı Anglo-Saksonların hakimiyeti altına almak. Toplantının temel felsefesi iki maddeyle özetlenebilir. 1. Malthus doktrini. Dünyadaki popülasyonun artış hızı ile tüketim maddelerinin artış hızının aynı olmaması nedeniyle fakir ulusların ortadan kaldırılması gerektiği yönündeki sapkın düşünce. 2. Öjeni üstün ırk teorisi. Yaşlı ve sakatların elimine edilmesi yani yok edilmesiyle üstün bir ırk yaratılması iddiasıyla özetlenebilen Darwinist imha sistemi. Lionel Curtis, Aralık 1918'de Yuvarlak Masa'nın yayın organında bir makale yayınladı. Bu makalede Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir milletler cemiyeti korulmasını ve bu organizasyon altında dünya çapında mandater bir sistemin yürütülmesini önerdi. Bunu İngiliz-Amerikan ortaklığıyla yürütmenin uluslararası dengeyi sağlayacağını iddia etti. Böylece Paris Barış Konferansı'na davet edildi. Aynı zamanda yuvarlak masa kadrosunda da yer alan İngiltere Propaganda Bakanlığı'ndan Robert Cecil'in yürüttüğü Milletler Cemiyeti oturumuna katıldı. Bunun neticesinde 1919'da Amerikan İngiliz Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kuruldu. Daha sonra bu enstitü Amerika'da CFR ismini alacak, İngiltere'de ise Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü yani Chatham House olarak anılacaktır. Kıtma ilk başkanları Lord Robert Cecil, Arthur James Balfour, John Clines, Viscount Edward Grey. Bu ekip Paris Barış Konferansı'nda Türkiye'yi parçalama planları yapan ve Sevr Anlaşması'nı hazırlayan ekiptir. Ayrıca konferansta İngilizlerin önderliğinde oluşturulan komisyon kararınca Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına karar verilmiştir.